Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bu videoma bir Afrika atasözüyle başlamak istiyorum. Daha sonra da günün mana ve ehemmiyetine binaen bir şeyler söyleyeceğim. Bayramın 3. günü bugün. Daha doğrusu şiddet üzerine bir konuşma yapmak istiyorum. Kısacık bir konuşma yapmak istiyorum ama önce size o Afrika atasözünü hatırlatayım. Köyünün sevgisini alamayan bir çocuk, o sevgisizliğin acısını hissettikçe sonunda bütün köyü yakar. Evet, şimdi bakınız canlarım. Çocukları sevgisiz büyütmek, gelecekte kendi çocuklarına sevgi duymayacak ebeveynler yetiştirmek demektir. Hiç fark etmez, aynı şeydir. Lütfen, bizler için söylemiyorum, sizler için de söylemiyorum, bizim dijital ailemiz için hiç söylemiyorum. Ama lütfen çevrenize bakınız. Sevgisizlikten gözleri dönmüş, neredeyse herkesten nefret eden insanlar. Sonra da bakıyorum, hemen bizim çevrelerimiz, herkes birbirine soruyor. Ya nasıl oluyor da Recep Tayyip Erdoğan hala %30 oy alabiliyor? Çok normal. Çok normal. Sevgisiz büyümüş milyonlarca ebeveyn yaşıyor şu anda Türkiye'de. Evet, yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre Y kuşağının ve Z kuşağının her 100 gençten, her 100 delikanlıdan oy kullanabilecek yaşa gelmiş her 100 seçmenden 87'si kesinlikle Erdoğan'a oy vermem diyor. Bunlar sevgiyle büyütülmüş çocuklar. Anneleri babaları tarafından sevilmiş çocuklar. Dertlendiklerinde anneleri babaları onlara niye dertlendin, nasıl bir sıkıntın var diye sevgiyle yaklaşmış. Çocuklar dertlerini söylediğinde ya da annelerine babalarına itiraz ettiğinde anneler babalar sus bakayım otur oraya. Küçükler büyükleri yanında konuşmaz. Küçükler büyükleri tenkit etmez. Küçükler büyüklere laf söylemez. Falan diye azarlanmamış çocuklar. Diğerleri ezilmiş. Kimileri kollarında gaddar babalarının sigara söndürdüğü çocuklar. Evet, var böyle çocuklar. Bunların pek çoğu biz tanımıyoruz, bilmiyoruz. Kimilerini tanıyoruz, biliyoruz ama isim olarak açıklayamıyoruz. Ülkeyi yönetiyorlar. İşte bu sevgisiz büyümüş çocuklar tıpkı o Afrika atasözünde olduğu gibi sonunda sevgisizliğin acısını öylesine derinde hissederler ki elde ettikleri güçle, iktidar gücüyle ya da başka güçle ülkelerini yakarlar. Az gelişmiş dünya ülkeleri ne yazık ki son 20 yıldır bilhassa bu tür çocuklar tarafından yönetiliyor. Sevgisiz, ezik, arkadaşların yanında sürekli mahcup olmuş, kendince mahcup olmuş ya da arkadaşları tarafından ezilmiş, horlanmış çocuklar. Onlar şimdi o yaşayamadıkları çocukluklarının ve görmedikleri sevgisizliğin acısını milyonlarca kendilerine oy vermeyen seçmenlerinden çıkarıyorlar. Bakınız tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Burada anlattığım ülke asla Türkiye değil. Ama Türkiye'de anlattığım bu ülkelerden herhangi biri olabilme namzeti. Hatta belki de büyük ihtimalle o ülkelerden biri. Sevgisizlik berbat bir şeydir canlarım. Şimdi yine bundan sonra size dünyada şiddet eylemlerinin eskisine bakarak hele yani o avcı toplayıcı dönemden günümüze gelinceye kadar geçen kaç sene? En az 10 bin sene değil mi? 2000 milattan sonra 8000 de milattan önce desek en az 10 bin senedir şiddet yeryüzünde giderek azaldı. Ya biliyorum gülüyorsunuz dede ya etme ya eyleme ya. Şiddet çok arttı ya diyorsunuz. Oransal olarak bakmak lazım.
Eğer biz şiddet arttı diyenlerin yanında ben ve benim gibiler, nitekim ben bunu çok acısını çekiyorum, yaşıyorum. Dünyada eskisine nazaran daha az şiddet var dediğimde tabii ki büyük tepkiyle karşılanıyorum. Milattan sonra 8. yüzyılda Çin'deki o iç savaş sürecinde dünya nüfusunun 1/6'sı sadece Çin'de, Çin'de hanedan tarafından öldürüldü. Dünya nüfusunun 1/6'sı. Bugün dünya nüfusunun 1/6'sı öldürüldü dersek 1.250.000.000 kişinin öldürülmesi lazım. Şimdi sayısal olarak baktığınızda elbette kaç kişi ölmüş ki? Ama oransal olarak baktığınızda bir felaket. Bir felaket. 20. yüzyıl efendim dünya şiddet tarihi içinde, kesitler içinde en çok şiddetin olduğu yılmış. Kim diyor? Öyle diyorlar. Neden? Çünkü 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı'nda toplam 70 milyon kişi ölmüş. Eğer açlığı şiddetten saymazsanız belki haklısınız. Ama değil. Dünyada 20. yüzyıldan önce 13. 14. 15. yüzyıldaki o ölümler, hatta din ve mezhep savaşları yüzünden öldürülen insanların sayısı, o günkü dünya nüfusuyla 20. yüzyıldaki dünya nüfusuna kıyaslarsanız o dönemde daha azdı. Evvelden çok değil, bundan sadece 150-200 sene öncesine kadar insanların sokaklara çıkıp dolaşabilmeleri gece neredeyse imkansızdı. Evlerinden kaçırılma korkusu yaşamayan insan neredeyse yok gibiydi. Tecavüze uğrayacağından korkmayan kadın neredeyse yok gibiydi. Ama bugün de insanlar, kadınlar öldürülüyor, doğru. Elbette, elbette. Bu bir felaket, tamam da. Mesela bundan 50 sene önce erkekler, zannetmeyin ki bugünkü erkeklerden daha munistiler, kadınlarına karşı daha sevgiliydiler ya da 100 sene önce. Hayır, ama duymuyorduk. Çünkü bu dijital medyaya geçmeden önce hatta ya da gazetelerin otoyollar yapıldığı döneme kadar pek çok yere 2 gün sonra giderdi, 3 gün sonra giderdi. Bakınız ben 50 sene önce ilk defa Erzurum'a gittiğimde, diyelim ki bugün ayın 11'i, 11 Temmuz'un gazetesini 13 Temmuz'da ancak okuyabiliyordum. Erzurum'da 50 sene önce. Evet, öyleydi o zamanlar. Ve biz Türkiye'de nerede ne kadar şiddet uygulandığını bilmiyorduk. Haberimiz olmuyordu. Radyo vardı sadece. Radyoyu da kaç kişi dinleyebiliyordu ve radyo kaç kentten haber verebiliyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi Türkiye'de bir günde bir kadın bile şiddet görse ve öldürülse sadece bizim değil, bütün dünyanın haberi oluyor. Peki bunları niye anlatıyorum? Evet, moral vermek için anlatıyorum. Doğru. Moral vermek için anlatıyorum. Ama benim bu anlattıklarım doğru, yani dandik moral vermek için anlatılan şeyler değil. Ekonomideki gerçekleri nasıl anlatıyorsam ve ondan sonra da enseyi karartmayın diyorsam, şimdi diyorum ki bana inanmasanız bile lütfen arşivlere giriniz, bakınız. Günümüz dünyasında şiddet geçmiş yıllara göre çok daha az. Ama o zamanlar iletişim o kadar kopuktu, o kadar kopuktu ki biz şiddetin sayısını ve dünya nüfusuna oranını ya da ülkemiz nüfusuna oranını bilmiyorduk. Haberimiz yoktu. Bugün Türkiye'nin en ücra köşelerinden bir kasabada bir maço adam karısını dövse öldürse hemen mahalli gazeteye haber oluyor. Mahalli gazetenin internet sitesi var. İnternet sitesinden bütün Türkiye'ye, hatta bakılıyor görülüyorsa bütün dünyaya ulaşıyor. Ve biz de vay şiddete bak diyoruz. Haksız mıyız? Tabii ki haklıyız. Elbette haklıyız.
Şiddet kısa bir sürede sıfırlanmayacak. Bundan da emin olabilirsiniz elbette. Ama nasıl ki ilk daha avcı toplayıcı toplumlar döneminden bugüne kadar şiddet oransal olarak acayip azaldıysa, belki de 15-20 sene içinde sıfırlanma noktasına kadar gelecek. Bakınız, bugünün Y ve Z kuşağı Erdoğan'a neden oy vermeyeceğini söylüyor. Bir sorun bakalım, neden diye. Şiddetten hoşlanmadıkları için. Erdoğan konuşurken bile insanları dövecekmiş gibi konuşuyor. İletişim kurmuyor. Ya şimdi size gelin. 10 Temmuz, evet, bayramın ilk günü yayınlanan yazılarımı okuyayım. Çünkü o günkü yazılarımın çok önemli olduğunu, yayınlandığı günden bugüne, yani bu saate kadar aldığım tepkilerden öğreniyorum. Hepsi çok güzel tepkilerdi. Tek tük olumsuz tepki yok muydu? Onu da yazılarımı okurken hatırlatayım, müsaade edersiniz. Yazımın başlığı, ana yazı bu. İletişim dehası Erdoğan gitti, yerine itişim kakışım sevdalısı Erdoğan geldi. Sözlükler iletişimi şöyle tarif ediyor. Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme ve komünikasyon. Erdoğan'ı siyasette başarılı kılan en önemli hasletlerinden biri iletişim yeteneğiydi. Belli ki bu yeteneği hem genlerinde vardı hem de İmam Hatip'te eğitim gördüğü için Hazreti Muhammed'in iletişim konusundaki hadislerini çok iyi öğrenmişti. Bir kez daha hatırlatayım. Hem Muhammed, Hazreti Muhammed peygamber, hem Hazreti İsa bizim bildiğimiz, hem Hazreti Musa iletişim yeteneği çok güçlü insanlardı. Efendim, elbette inananlar için Tanrı tarafından verilmiş yeteneklerdi. İnanmayanlar için bile tarihi bilgilerine dayanarak söyledikleri hep odur. Bu üç peygamber ya da bu üç tarihi kişilik çok üstün yetenekleri olan insanlar. Devam ediyorum. O nedenledir ki Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday olduğunda genel evleri ve meyhaneleri ziyaret ediyor. LGBT ile ilgili sorulara, o insanların da yasal haklarının korunması gerektiğine inanıyorum diyor. Keza Kur'an'da geçen ayetleri de ezbere biliyordu. Mesela Nur Suresi 12. ayet, bakın neyi emrediyor. İftirayı işittiğiniz zaman mümin erkeklerin ve mümin kadınların kendiliklerinden hüsnü zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Erdoğan kendisine rakipleriyle ilgili görüşleri sorulduğunda Nur Suresi 12. ayet ve benzerlerini hatırlatıyor. Haklarında kötü söz söyleyerek günaha girmekten korkarım diyordu. Ne zaman? 20 sene önce. 20 sene önceki Erdoğan böyleydi. Gençler, bilmeyenler, ya acaba Erdoğan hep böyle miydi diye düşünüyorsanız ve hep böyle olan bir insana babalarımız, dedelerimiz, dayılarımız, halalarımız nasıl oy verdi diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Sırf şiddetten nefret ettiği için, insanların hepsini kucaklamak istediği için, barıştan, selamdan, sevgiden, özgürlükten, demokrasiden, hukuktan yana olduğunu gösterdiği için de milyonlarca insan Recep Tayyip Erdoğan'a ilk seçimlerde ve daha sonraki seçimlerde oy verdi. Ama artık vermeye niyeti yok. Devam edeyim. Artık o eski Erdoğan yok. Yani iletişim kuran, empati yapan, tahammül eden, anlayışla karşılayan, gerekirse papaz cübbesi bile giyerim diyen Erdoğan yok. Geçen günkü yazılarımdan birinde de dikkat çektiğim gibi o Erdoğan çoktan gitti. Yeni Erdoğan elinde hiçbir belge ve tabii ki mahkeme ilamı da olmadan istemediği, kendisine rakip gördüğü ya da siyasi zaferlerini engelleyeceğini düşündüğü kişilere terörist damgasını yapıştırabiliyor. LGBT'leri aşağılayıp LGBT yok böyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir diyebiliyor. Bu yaptıklarının adı hem günlük hayatta hem de hukukta iftiradır. Oysa 20 sene önceki Erdoğan iftira etmekten korkarım diyordu.
İftira ise insani ilişkilerde ayıp, dine göre günah, hukuka göre ise suçtur. Evet, şimdi bir başka yazıma geçiyorum. Erdoğan yeni anayasaya uyuyor. Üstün Dikmen, İletişim Çalışmaları ve Empati adıyla yayımlanan kitabının 156. sayfasında şöyle diyor. Çatışmalı iletişim kurmaya çalışan taraflar hem yeterli bilgi edinemezler hem de yalnız kalırlar. Çatışmasız iletişimde taraflar birbirlerine yeterli bilgiyi aktarabilirler. Ancak yine de yalnızdırlar. Empatik iletişimde ise hem yeterli bilgi aktarımı olur hem de taraflar yalnız kalmazlar. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın değiştirilmemiş halinde bu empatiyi kurabilecek Cumhurbaşkanı tanımı vardı. 2017 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın empati yapma sorumluluğu kaldırıldı. Onun yerine çatışmalı iletişim kuran Cumhurbaşkanı modeli getirildi. Yani Erdoğan yeni anayasaya uyuyor. Ne yapabiliriz ki? Bir diğer yazım. Yazık oluyor bu güzel ülkeye. Abraham Lincoln, Amerika Birleşik Devletleri'nin efsane başkanlarındandır. Köleliği hem de Senato'daki pek çok Demokrat Partili milletvekilini de ikna ederek kaldıran gerçek liderdir. Sağduyusu, sükuneti ve akılcı politikalarıyla iç savaşı bitirmiştir. Bunları başarırken kullandığı silahları vicdanı, aklı ve sevgi dolu yüreğidir. Bir gün yaşlı, gelenekçi ve kuzeyli bir kadın sert bir ses tonuyla Lincoln'u azarladı. Sen güneyli düşmanlarımızı yok etmek yerine onları seviyorsun. Yok et onların hepsini. Lincoln hemen karşısında duran kadına uzanıp elini tuttu. Gülümsedi. İyi ya işte dedi. Onları dost yaparak düşmanlarımızdan kurtulmuş olmuyor muyuz? Bir de bizimkilere bakın lütfen. Düşmanları dost olarak kazanıp onlardan kurtulmak yerine dost olma ihtimali bulunanları bile düşmanlaştırıyorlar. Yazık oluyor bu güzel insanlara. Yazık oluyor bu güzel ülkeye. Ve şimdi bir başka yazı. 300 düşmanımı öldürmeden yok ettim. Dale Carnegie bir konferansında mealen şöyle diyordu. Korku başarısızlığın sebebidir. Başarılı olabilmek için korkularınızı yenmelisiniz. Korkunuzu yenebilmeniz için ise kendinize güvenmeniz, girişken olmanız gerekir. Benimle çalışan 300 kişi genelde bana selam vermezler. Beni gördüklerinde yollarını değiştirirlerdi. Çünkü onlara karşı sert ve tahammülsüzdüm. Şimdi ise hepsi dostum oldu. Bir bakıma 300 düşmanımı öldürmeden yok ettim. Zira onlarla dost olmuş olmayı başardım. Bunu nasıl mı becerdim? Artık onları başarısızlıklarıyla değil, başarılarıyla değerlendiriyorum da ondan. Onları azarlamıyor, iltifat ederek gönüllerini alıyorum. Şimdi canlarım, buraya kadar okuduklarımı aynı zamanda 7 Şubat 2021 tarihinde yazmışım. Yani bundan yaklaşık 1,5 yıl önce yazmışım. Yayınlanmış. Peki neden tekrar ettim? Şimdi de onu anlatıyorum. Başkan aradı ve sohbet ettik. Canlarım, şu anda okumakta olduğunuz yazı hariç diğer yazılarımın tümü 7 Şubat 2021 tarihinde ve yine bu köşede yayınlandı. İyi de daha önce yayınlanan yazıların neden bir kez daha yayınlıyorsun diye soranlarımız mutlaka olacaktır. Söyleyeyim. Arife günü Sözcü ve Korkusuz'da iletişim görevlisi sevgili Feride kızım telefon etti. RTÜK Başkanı Ebu Bekir Şahin'in asistanının cep telefonunun numarasını istediğini söyleyip verebilir miyim diye sordu. Hiç düşünmeden tabii ki verebilirsin dedim. Az sonra telefonum çaldı. Son derece nazik ve saygılı bir ses tonuyla önce kendini tanıttı başkan. Ben de aynı nezaketi ve saygıyı gösterdim. Aleyhimde açılan davalara üzüldüğünü, neden, nasıl açıldığını ve bütün o davaların hepsini geri çektiğini belirtti. Teşekkür ettim. Bu tür olaylara alışığım ancak eşim çok üzüldü dedim.
Size verdiğim her türlü zararı telafi edebilirim derken sesinde samimiyet olduğundan eminim. Hayatım boyunca bana yapılanlardan dolayı kimseye düşman olmadığımı söyledikten sonra, sizin ve RTÜK üyelerinin aleyhinde açtığı davalardan dolayı da hiçbirinize kırgın değilim dedim. Az önce okuduğunuzu zannettiğim Lincoln'la ilgili anekdotu hatırlattım. Şunları söyledim. Beni arayışınızdan memnun oldum. Hayat bana düşmanlıkların hiç kimseye fayda sağlamadığını öğretti. Canlarım, keşke herkes yaptığı bir eylemin hata olduğunu anladığında o kişiden veya tüm toplumdan özür dileyebilse. Evet canlarım. Hayatımda kimseden nefret etmedim. Kimseden nefret etmiyorum. Kimseye düşman değilim. Bana düşman olanlar yok mudur? Olabilir. Ne yapabilirim? Ben insanların düşmanlıklarını önleyemem. Bazen de beni sevmesini istemediklerim de belki beni sevebilirler. Olmaz mı? O da olabilir. Ona ise engel olmak istemem. Lütfen insanları kendinize dost edinmeye çalışın. Bazı arkadaşlarım, bazı yakınlarım, bazı okurlarım, bazı dinleyicilerim, izleyicilerim ise bana bu kadar acı çektiren, hatta beni mahkemelere veren, kazandıkları davalardan sonra taciz eden iktidar yanlısı kişilere karşı merhametli oluşumu ya da yumuşak davranışımı eleştirdiler. Olabilir, o da onların görüşü. Ama ben her şeye rağmen özür dilemesini bilen insanlarla kavga etmem. Hem de hiç kavga etmem ama başkanın kendisine de söylediğim gibi yanlışlarını eleştirmeye devam edeceğim. Ama yine eskiden de olduğu gibi asla hakaret etmeden. Onlar da umarım eleştirilerimi hakaret gibi algılayıp derhal mahkemelere koşmazlar. Evet canlarım. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın.